Değerli izleyenler, aile yuvası programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam sorularla devam edelim. Ee, kocasının kayınlarıyla ortak olduğunu ancak kazancın eşit paylaşılmadığını dile getiren İrem Hanım şöyle soruyor. Diyor ki, bir buçuk yıldır evliyiz. Kocam iki büyük abisiyle ortak market işletiyor. Kendisi üniversite mezunu. Atanamadığı için markette çalış dediler. O da bekarken markette çok çalışmış. Şimdi yine işçi olarak çalış dediler kabul etme, etmedi. Düğündeki altınların büyük bir kısmını vererek güya markete ortak ettiler. Ama onlar kocama hala işçi gibi görüyorlar. Marketin bütün işini o yapıyor. Ama ayrıca bir işçi maaşı falan vermiyorlar. Kazançları da öyle eşit bölüştüklerini sanmıyorum. Çünkü eltilerimin evlerine gidiyorum. Oturma grubu, gümüşlük gibi sürekli bir şeyleri yeniliyorlar. Ben eşime bak ortaksınız ama onların durumu bizden iyi diyorum. Kızıyorum. O da net konuşmuyor. Yok senin zannettiğin gibi değil filan diyor. O zaman her birinize ne kadar kalıyor diyorum. Ne bileyim deyip geçiştiriyor. Abilerinin evlerinde hiç bu konuda tartışma filan görmüyorum. Gayet rahatlar. Ancak benim eşimi sanki çok ciddi almıyorlar. Emeğinin karşılığını da vermiyorlar. Bu yüzden bize çok haksızlık yaptıklarını düşünüyorum ve huzursuzum. Evde kavgasız bir günümüz geçmiyor gibi. Altınları verdiğime de çok pişmanım. Ne yapayım? Bir yol gösterir misiniz? Diyor bir hanfendi izleyicimiz. Yani burada akrabanın yani evet. e, abiler değil mi? O, oğlanın abileri. Tabii evet. Olan abilerinin hani kardeşlerine kötülük e, Yapmayacaklarını düşünüyoruz, öyle mi? Evet. Yani kalkıp da kardeşlerine bir işte köle gibi bir işçi gibi herhalde görmeyeceklerini düşünüyoruz. Belki iyi niyetle yola çıkılmış fakat e, şimdi bazen insan en yakınındakilere e, sanki böyle iyi davrandığını zanneder. Hı hı. E, fakat hakkını vermediği zaman. Ona güzel sözler söylemesi, karşılaştığında yüzüne gülümsemesi, iyi davranmak evet. değildir. İyi davranmak değildir. Bu bazen böyle birbirine karıştırılıyor. İşte diyelim ki bir e, ortamda çok güzel birbirlerini ağırlıyorlar, çok güzel latifeler yapıyorlar, iltifatlar yapıyorlar. Hatta birbirlerine destek oluyor falan. Fakat iş hak vermeye gelince hak verme gelince bir anda bakıyorsunuz o iyi konuşan, o tebessüm eden, gülen, seninle böyle kahkaha atan kişi bir anda değişmiş. E bu ne perhiz? Değil mi? Dolayısıyla kardeşe iyilik yapmak onunla oturup güzel muhabbet etmek değildir. Bak, Nedir hocam? Ne güzel işte seni çağırdık bak oturduk soframızda yemek yiyoruz. Ne güzel maç izliyoruz. Ne güzel geziyoruz filan. Bu değildi Ya şimdi nefsin hoşuna gitmese de onun hakkını vermektir. Hı hı. Bir kardeşi yapılacak iyilik. E şimdi bu e, insanlar iyiliği çok bedava bir şey zannediyorlar. Yani, yani gülümsemek bedava. Güzel sözler bedava. Hı hı. İşte oturup Muhabbet etmek bedava, e, iyilik yaptık bak, ne kadar güzel ortam paylaştık ya. Yani bu bu iyilik olmuyor yani. Tamam bunun da belki bir değeri var ama yasıl e, iyilik ha, yani sizdeki hakkı ona teslim etmektir, hakkını teslim etmek yani. E, şimdi kardeşinizin parasını almışsınız, E kardeşinizin parası e, sizden bir şey bekliyor yani nedir? O artık ne, ne kadar onun hissesine kar düşüyorsa. Ortak olmuş tam markete. Ortak olmuşsa ona vermek. Ona göre. Evet. Ee, eğer o orada işçi ise o zaman siz de çalışacaksınız. Eğer orada işçi ise ona ayrıca bir de çalıştığının karşılığını vereceksiniz. Yani e, maaş vereceksiniz mesela. E bu nedir haktır. E şimdi kadın e, bunu bilip de itiraz etmese olur mu? Olmaz. Şimdi e, diyeceksiniz ki ya kadın sabretsin. E şimdi. E tamam sabredebilir, sabretmesi tamam fazilet olur. Adam aynı zamanda altınlarını vererek böyle bir... E... işte zaten o yüzden söylüyorum. Evet. Diyelim ki ne yapmış böyle bir haksızlık görmüş, sabredebilir mi? Eder. Bunun sevabını alır mı? Alır. Hı. E peki e, bunun yerine hakkını aramak da sevap değil midir? E o da sevaptır. E, hakkını, e, e şimdi hakkını aramıyor, sabrediyor. E, bu biraz sorunludur bu. Sor, bu sorunlu bir durumdur. Yani Tamam yine o da belki yapabilirse o da sevaptır. Vallahi ne yapalım? Almışlar işte abileri değil mi? Almışlar. Alırlar. Yani e, ne yapalım? Yani bunu da bir sadaka gibi görelim. Sadaka bir gibi görelim. Sonuçta o para gidecek. Hepimiz öleceğiz. Yani ne bileyim bir şekilde yani çok güçlü e, ermiş nasihatlerle falan belki <laughs> ermiş mi diye bir, bir ermişin şeyiyle ne bileyim kendini teskin edebilir, teselli değil. ama ya şimdi eğer biz ee, kardeş diye işte ne, ne yapalım abisi diye hakkımızı aramazsak e, arkadaştır e, hakkımızı aramayalım. İşte filan kimseler ya eskiden dostluk işte hakkımızı ararsak aramız açılır. Birbirimizi üzeriz. E, tamam o zaman kimse kimsenin e, ne hakkını aramaz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani e, bakın e, Müslüman haksızlık yapmaz diye bir kayıt yapar. Yapmaması gerekir ama yapar. Yapması yanlıştır ama yapar. Evet. Yaptığı zaman zulmetmiş olur. Ama maalesef yapar. Zulmetmiş olur. Bak bunu ama maalesef yapıyor işte. Çok. Hatta bırakın böyle avam Müslümanı. Adam okumuş, yazmış, ne bileyim kelli felli Müslüman yani. Böyle fikir sahibi, düşünce sahibi. O da yapıyor. Hı hı. Milletten borç alıyor. Öde mi? Geri ödemiyor. Veya işte kardeşinin altınını alıyor. Kardeşinin altını alıyor. Üzerine konuyor. Ya kardeşinin sanki hiç diyor ki ya bir şey olmaz bu biz, bizden zaten. Evet. Ya malımız zaten ortak değil mi? Hatta biraz konuşsanız belki <laughs> ya dükkan senin zaten filan. Bazen öyle söyleyenler var. Böyle o kadar koronas ki ne bilmiyorum laf cambazı. Evet. Bir de laf cambazları var. Ya kardeşim senden altınla aldık da sanki yedik mi altın? Ha dükkan işte. İyi de abi dükkan da hani benim, benim yani, hakkım nerede Evet. Ya biz ne kazanıyoruz? Sen de aynı kazan. İyi de e, sen, o, bir önce o zaman konuşalım bunları ortaya bir dökelim. Yani şurada e, kimin ne kazandığı ortaya çıksın. Yani böyle e, ne ne diyelim? Sırlı, gizemli olmaz ki. Tabii. E şimdi dolayısıyla burada da böyle bir e, açık gözüküyor. Yani altını vermişseniz altınızı evet. bunu bir kere e, yazılı çizili olması lazım yazılı çizgi olması lazım. Eğer eşiniz orada çalışıyorsa bunun adının konması lazım. Eşiniz orada ne olarak çalışıyor? Ortaksa ortaksa diğerleri bu ortaklığın neresindeler? Evet. Ee, veya eşinizin orada gerçekten de e, işçi ise adı kondu mu? Bunun adı kondu mu? Yani bu böyle kapalı muğlak, belirsiz e, iş yaptıktan sonra illa bu sorunlar olacak. İlla bu sorun olacak. Bu Abi de olsa olacak, baba da olsa olacak, bunlar olacak yani. Evet. E burada izleyicimizin tepkisini de e, haklı görmek lazım. E, fakat e, şimdi tepkiyi haklı görüyoruz, e, ama hikmetli olması lazım. Bakın hikmet derken ne demek istiyoruz? Yanucam, e, e, bu, 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 tepki, bu tepki ailede sürekli tartışma yol açıyor yani sürekli bir huzursuzluk hali oluyor e, ailede. En yani dolayısıyla e, kadının burada e, vermiş olduğu tepkinin ölçüsü tabii ki işte önemli. İşte burada hani e, mesela e, hakkını ararken hakkını ararken e, bunu böyle zamana yayma e, şeklinde bir çözüm düşünülebilir. Yani benim altınlarımı aldılar. Ben altınlarımı istiyorum. Hı. E, bu belki senin oradan çıkmana arkadaş, kardeşlerinden belki uzaklaşmana sebep olur olsun ben altını istiyorum ya ben nasıl isteyeyim ne yaparsan yap iste ha hemen vermezler diyelim ki bu her ay bir altın verecekler ve bunun işte biz ismini koyacağız yani diyelim ki 12 tane on, altın mı verin 12 ay sonra benim bu iş tamamlanacak evet e, şimdi yani böyle şimdi kalkıp da burada dediğimiz gibi yani ee, yapılan bir bir sürü yanlışın üstüne kadın neden böyle davranıyor diyemezsiniz yani diyemezsiniz şimdi erkek diyelim ki e, sorunu görmezden geliyor çok umursamıyor ama e, illa o evde birisi o evde birisi haksızla e, tahammül etmeyecek yani bunu kadını burada suçlayı, suçlayıcı olamayız kadın e, hakkını arıyor kadın hakkını arıyor ha deseniz ki işte kocasını sıkıyor işte ee, bunu altıyor hı hı. Ne, ne bileyim yani e, sürekli işte ona e, bunu hatırlatarak hayatını daraltıyor filan. Ee, başka nasıl kadın başka nasıl hakkını bulacak ee, karşı taraf bakın e, kocası kocası Eğer e, diyelim ki yanlışından dönse yani bir yani yanlış yapmış evet. yanlışından dönse ha, o zaman farklı şeyler konuşacağız evet. ama burada Kadın neyi yapsın, başka ne yapabilir? Çok bir seçenek yok işin gerçeği. Evet. Çok bir seçenek yok. Yani kadın bu şekilde evet. sesini yükselterek e, hakkını alana kadar. Evet. Çünkü başka bir alternatifi yok. Haddeseniz ki işte birileri gitsin, devreye girsin aracılar işte şey yapsınlar falan, olsun şu olsun bu olsun filan. E, şimdi e, illa ki bu da bir çözümdür. illaki bir çözümdür. Fakat e, kocasını kocasını harekete geçirmek için kadının kullandığı belki de e, araç evet. budur öfkesidir yani başka bir şey yok peki hocam